Babana soru sordu. Sevgili Erdem Bey hattımızdaymış. Yok canım. Vallahi billahi. Ya şansın. Sevgili Erdem Baba hoş geldiniz. İyi geceler. Sesiniz çok hayırlı az geceler, geliyor. Hayırlı geceler. İyi geceler. Yaşasın. Baba. Ne haber bab? Merhaba oğlum. Nasılsın? İyidir. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın babacığım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Baba şu hikayeyi senden dinlemek istiyoruz ya. Neyi canım? Bizim soyadımızın hikayesi. Soyadının hikayesi dedemden bize geçme, intikal etme tabii ki canım. Biz de benden taraf değil. Çok evet. Eski, çok eski. Evet. Soyadı babam, şey deden Arnavutluk'tan bu tarafa efendime söyleyeyim yerleşince, Adana'ya yerleşince Türkiye'de alıyor o soyadı o zaman. Tatlıtuğ soyadını. Bir de tatlıcılığa başlamış tabii ki o zaman. Onunla bir doğru orantısı var mı? Yani tatlıcılıkla bir ilgisi var mı soyadın baba? Hayır, hayır. Tatlıtuğ soyadını bilmiyorum hangi vesileyle beğenmişlerse bizim üzerimize şey olmuş. Rücu etmiş yani. Şey olarak. Efendime söyleyeyim. Şimdi benim telefonla bağlanmamın sebebi sen yarın sana soracağım. Babacığım ben de ben dedim acele bacıyım. Yarın beklemek hesabıma geldim. Dedim şimdi de şey yapma benim oğlum rahatlasın. Sağ ol babacığım. Çok teşekkür ediyorum ya. Ah evet. Erdem Beyciğim ne kadar zarifsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Erdem Beyciğim. Ben de baba diyesim geldi. O kadar sıcak güzel bir sesiniz var ki. Nasıl bir çocuk da hazır siz aramışken ve bizi çok mutlu etmişken. Aslında ben duymuştum, duyumsadıklarım, bildiklerim var ama Kıvanç sizin 5 evladınız arasında son 4.sün değil mi Kıvanç? 4 numara olarak nasıl bir evlattı? Onu sormayın canım. Benim bütün evlatlarım hepsi yeri benim kalbime çok başkadır da. Ah ne Kıvanç güzel. Daha başkadır yalnız. O biraz akrep burcu olma hasebiyle daha böyle şey ne bileyim kendine şahsına münhasır bir delikanlı. Efendime söyleyeyim çok ağırdır, çok düşüncelidir, ne bileyim çok ölçer, biçer, tartar, ondan sonra yapacağı şeyler yapmaya kalkar. Efendim birazcık içinde mahkeme kurar, ondan sonra mahkeme bittikten sonra dışarı birazcık ipucu veren, böyle çok sıkı, ne bileyim çok kontrollü bir insandır. Onun için ayrıca onun annesinden benim yanımda çok ayrı bir yeri vardır. Efendim. Öyle sevgili Erdem Baba gerçekten buyurun. Öyle ne mutlu ki size Kıvanç ve Kıvanç gibi evlatlar yetiştirdiniz. Gerçekten bence sadece aile içinde öyle bir evlat değil. Hakikaten bunu yani böyle şey gibi anlatmıyorum dostlarım olarak anlatmıyorum. Hani körler sarlar birbirini ağırlar gibi tabii, olmasın tabii, ama... Tabii. Gerçekten dost olarak da bence Kıvanç bugün onu ispatladı. Çünkü biraz kırılgandı, biraz yorgundu, özel durumları vardı. Ama ne verdiği sözün arkasından dönen, ne hiçbir şeyi unutan, insana insan değeri veren, gerçekten çok özel ve önemli vasıfları taşıyan, kendini sizin de verdiğiniz belki mutlaka şeyler var ama öyle hisseden bir arkadaşım olduğu için ben de çok mutluyum. Evet. Annesi de galiba yanınızda mı? Evet, yanımda. Nurten Hanım. Evet, evet. Ah bir şeyler söyler mi? Tabii ki, tabii ki. Analar kurban olsun, neler doğuruyor dedim ama. Nurten Hanımcığım merhaba, orada veriyorum, mısınız? Veriyorum, ben annesini veriyorum. Size babacığım, hayırlı öpüyorum. Programlar dilerim efendim, hayırlı akşamlar. Ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum Erdem Bey. Çok teşekkür ederim, oğlum seni çok seviyorum. Ah. Kasabalı Kıvancımı da çok seviyorum. Onu da öpüyorum. Erdem amcacığım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hayatım. Duygusal. Beni de sevin Erdem amca. İyi geceler. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.